Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, önceki Genel Başkanımız, parti meclisimiz, milletvekillerimiz, tüm delegelerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle dün karara bağlanan TÜZÜK kurultayımızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun dendi. Yani değerli arkadaşlar, bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, yani Ekrem mi, Mansur mu ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü belli, açıklamaları belli. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz. Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın. Ya da eğer ileriye matup bir şey düşünülüyorsa iki arkadaşımıza da, ikimiz de farklı fikirlerde değiliz, aynı şeyleri anlatacağız. Aynı duygulara sahibiz ama en azından bir gece öncesinden prompter'da hazırlayarak biz ya da prompter'sı bir konuşma hazırlayabilirdik ve Türkiye'nin tamamına biz de bir mesaj verebilirdik. Bunları sorun etmiyorum. Çünkü biz dün ekranlarda da söyledim. Partimiz TÜZÜK kurultayını başarıyla atlatmıştır. Arkasından program kurultayında bir an evvel yapacak ve bu ülke için nasıl, ne hizmetler yapacağımızı, nasıl başarılı olacağımızı mutlaka ortaya koyacağız. Çünkü o sıkıntıyı yaşayan milletimiz, hangi konuya nasıl çare bulacağımızı göstermek bizim görevimiz. İnsanlar ikna olursa oy verir. Aslında biz ikna ettiğimizi de düşünüyoruz. Şöyle ki, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğimizde kendi aramızda yaptığımız bütün toplantılarda üzerimize düşen sorumluluğu bildiğimizi, ki yıllardır kutuplaşma politikaları nedeniyle bunlar gelirse şöyle olur, bunlar gelirse böyle olur korkusuyla mevcut düzenlerini devam ettirdiklerini ve bir sefer elimize fırsat geçti ve bu fırsatı biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, başarılı olarak değil, çok 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 başarılı olmak suretiyle büyük kentleri nasıl Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyorsa, yarın iktidar değiştiğinde de bütün ülkeyi bu şekilde yönetecekler. Belediye başkanlarının, sosyal demokrat belediye başkanlarının yönettiği yerlerde insanlar nasıl mutluysa, huzur içerisinde ötekileştirmeden yaşıyorsa, işte bir gelecek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da bütün ülkede huzur ve bereketin hakim olacağını ispat bizlere düşüyor diyerek çalıştık. Sayın Genel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve İl Belediye Başkanlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Bütün salonumuzda bulunan il belediye başkanlarımızı ve büyükşehir belediye başkanlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi.
bakalım. Hayır, aydınlatma.